Sevgili izleyenler, ben Ataç Ağlayan. Yine bir Altın Rehber programıyla karşınızdayım. Ekibimiz bu hafta Bursa ve İstanbul'daydı ve Türkiye'nin önde gelen seçkin firmalarına konuk olduk. Sizler için çok özel röportajlar yaptık ve merak ettiğiniz soruları sorduk. Ayrıca sizin için iş dünyasında rehber olmaya çalıştık. İş dünyası ve ekonomi haberleriyle haber turumuza başlıyoruz. Türkiye'de sağlık harcamaları 2015'te bir önceki yıla göre %10,4 artarak 94 milyar 750 milyon liradan 104 milyar 568 milyon liraya verildi. Avrupa Birliği ile yaşanan gerilimin şu an için yaşanan iki taraf arasındaki ticareti etkilemeyeceği belirtiliyor. Ancak müzakere süreci kesin olarak sonlanırsa bundan hem Avrupa Birliği'nin hem de Türkiye'nin olumsuz etkileneceği vurgulanıyor. İyi bir döner nasıl anlaşılır? 444 Döner'deyiz. İzliyoruz. Merhaba sevgili izleyiciler. Programımız tüm hızıyla Göktürk'te devam ediyor. Şimdiki durağımız ise döneriyle ünlü 444 Döner'e konuk oluyoruz. Yanımızda firmamızın marka kurucusu Sayın Berkay Şavka ile birlikteyiz. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Şimdi Berkay Bey, tabii ki arayın döneriz sloganıyla yola çıktık. Onları anlatacağız, lezzetimizi anlatacağız ama öncelikle şunu öğrenmek istiyorum. İyi bir döner nasıl anlaşılır? İyi bir dönerin bir kere her şeyden önce lezzetin de öncesinde hijyenik ve düzgün şartlarda imal edilmesi gerekir. Ondan sonra da lezzet kalitesi bizim işimizde çok önemlidir. Bunun için iyi bir et kullanılmalı, iyi bir marinasyon yapılmalıdır. Bunun için de herhangi bir kimyasal katkı vesaire olduğu zaman döner özünden çok uzaklaşır. Biz marinasyonlarımızda 6 aylık bebeğe yedirilmeyecek hiçbir şeyi kullanmıyoruz. Her ne kadar sır gibi saklasak da aslında çok basit ve günlük hayatta çok kullandığımız gıda maddeleriyle hazırladığımız bir özel reçetemiz var. İyi bir etle iyi bir marinasyonu bir araya getirirseniz ve bunu odun ateşinde pişirirseniz işte o zaman iyi bir döner olur. Doğallık bizim için bu işin yapı taşlarından bir tanesi. Çok önemli bir yapı taşı. Pişirmede de doğallığı biz bu sistemin içine sokmak istedik. Bu bizim icat ettiğimiz bir şey değil ama en lezzetli dönerin odun ateşinde yapıldığını bütün lezzet sevdalıları bilir. Onun için biz hem dönerimizi hem lavaşımızı odun ateşinde pişiriyoruz. Bu tabii ayrı bir lezzet veriyor. Özellikle de kuru meşe odunu kullanıyoruz. Onun vermiş olduğu tütsü, onun vermiş olduğu hafif is kokusu dönere ve lavaşa ayrı bir lezzet katıyor. Şu an Göktürk'teyiz ve tabii ki Göktürk'te bir şubemiz var. Ama merkezimiz bizim Avrupa yakasında değil, Anadolu yakasında. Öyle değil mi? Evet, merkezimiz Anadolu yakasında. Biz aslında Türkiye'nin pek çok yerinde olmak istiyoruz. Çünkü döner, bizim yaptığımız döner, sahipsiz kalmış bir çocuk gibi, isimsiz kalmış bir çocuk gibi. Aslında tarihimizin, geleneklerimizin yiyecek dünyasında vücut bulmuş şekli. Fakat işte hamburgerin dünyada bir ismi var, pizzanın dünyada bir ismi var, tavuğun dünyada bir ismi var. Fakat dönerin dünyada bir ismi yok. Hala döner bu isimsiz çocuk kaderini yaşamaya devam ediyor. Biz buna bir son vermek istedik aslında. Ve burada da paket servis vurgusunu özellikle yapmak istedik. Sunumlarımızda ve paket servisimizde dönerin sıcak olması ana fikrini benimsedik ve bunun için mühendislik çalışmaları yaptık. Biraz önce gördüğünüz sunum 15 saniyede ısıtılan bir döküm sunum tabağı üzerinde geliyor ve özellikle kış aylarında dönerinizi son lokmaya kadar sıcak yiyebiliyorsunuz. Bu dönerin lezzetine lezzet katan şeylerden biri. Aynı şekilde
özel bir paketleme sistemimiz var. Biraz sonra onu da size gösteririm. Bu özel paketleme sistemimiz ve motorlarımızdaki ısıtıcılarla yaklaşık 35-40 dakika mesafedeki müşterilerimize sıcak döner tecrübesi yaşatabiliyoruz. Bu da bizi bu sektörde ilk yapanlardan biri. Ve daha da ileride sisteme daha yenilikler katmak üzere pek çok faydalı model ve patent çalışmalarımız var. Yani biz bu işin aynı zamanda mühendislik ve Ar-Ge tarafında da iddialıyız. İddialıyız, evet. Aslına bakarsanız biz marka ve sistemle ilgili çok ciddi çalışmalar yaptık. Ve şunu iddia edebilirim ki Türkiye'de yiyecek, perakende yiyecek içecek sektöründe marka, patent, faydalı model ve alan adları konusunda bizim kadar çok tescilli olan bir ikinci firma yok. Henüz iki tane şubemiz var ama 52 tane tescilli markamız ve 350'nin üstünde domainimiz var. Dediğim gibi bu konuyla ilgili faydalı model ve patent çalışmalarımız var. Dönerle ilgili, köfteyle ilgili. Aslına bakarsanız 444 döner, 444 food çatısının altında ki markalarımızdan sadece bir tanesi ve buzdağının suyun üstünde görünen kısmı. Biz en zor ürün olan 444 dönerle başlayıp 444'de ilk döner olarak piyasaya sürmek istedik. Ama ilerleyen aşamalarda 444 köfte, 444 mantı, 444 börek gibi 444 sushi'ye kadar markalarımız zincirler olarak hayata geçecek ve bunları 444 food çatısı altında birleştirip Türkiye'deki ilk online çağrı merkezi sistemiyle yiyecek içecek siparişi alan bir platform oluşturmayı düşünüyoruz. Asıl büyük iş fikrimiz bu. Yani 444 Food. Evet sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla devam edecek. Bakalım neredeyiz? Protez saç nedir? Protez saç kimlere yapılır? İzleyelim. İsmim Mine Toker. Hair Saç ve Estetik Merkezi'nin yöneticisiyim. 2012 yılından bugüne saç problemleri yaşayan kişilere profesyonel saç çözümleri sunuyoruz. Merkezimizde protez saç, kemoterapisi gören hastalara medikal saç sistemleri, lazer duşu, saç simülasyonu ve saç ekimi uyguluyoruz. Protez saç ince bir file üzerine tek tek elle ekilmiş doğal insan saçından oluşan bir sistemdir. Bu file su ve hava geçirgendir. Abdest konusunda da Türkiye'de bu büyük bir sorun oluyor çünkü çok soran var. Kesinlikle sorun teşkil etmeyen bir sistemdir. Nasıl işliyor? Müşteri yanımıza geliyor. Saçının problemli alanların ölçüleri alınır. Saçından ufak bir numune alınır ve yurt dışına yollanır. Yurt dışındaki partnerimize. Oradan ona özel o protez hazırlanır ve tekrar Türkiye'ye yollanır. Türkiye'ye geldiğinde müşterimiz yerimize, merkezimize geliyor ve biz onu uyguluyoruz kendisine. İstediği kesimi, istediği uzunlukta ve istediği dalgada veya istediği yoğunlukta istediği kesimi uygulayabiliyor. Herkese uygulanabilir mi bu? Kimler tercih etmeli? Evet, iyi bir soru. Şöyle, ekim yaptırmak istemeyen kişiler uygulatabilir veya ekime müsait olmayan kişiler, örneğin ense kısmında yeterince donör olmayan kişiler yaptırabilir. Alopecia hastaları yaptırabilir, saç kıran hastası yaptırabilir. Seyrek saç sorunu yaşayan ama işte cerrahi yönteme başvurmak istemeyen kişiler yaptırabilir. Peki niçin siz tercih ediyorsunuz? Sizi mutlaka farklı kılan, öne çıkaran yönleriniz var değil mi? Öncelikle iyi bir merkez olmanız tabii. Şimdi bizi niye tercih ediyorlar? Bizde sadece protez yok. Bizde saç problemiyle ilgili birçok çözüm var. Biz müşteriye illa size, şimdi o kişiye protez uygun değilse size protez olsun diye ısrar etmiyoruz diğer firmalar gibi, bilmiyorum yani çok duyuyorum bunu ama biz o kişiye en uygun çözüm neyse onu sunuyoruz. Ve burada gerçekten dürüst olmak önemli. O kişiyi kandırmamak önemli. Bütün sistemlerin artısını eksisini müşteriye anlatıp seçimi müşteriye bırakmak lazım. O zaman iyi bir yol izlersiniz.
protez taç sistemleri kimlere uygulanırı sorduk ama özellikle kanser hastaları konusunda birkaç önemli noktayı belirtmek istediniz. Buyurun lütfen. Şimdi kemoterapi tedavisi gören hastalar, özellikle bayanlar, göğüs işte kanseri yaşayanlar, zaten bayanların en önemli noktalarından biri göğüsten vazgeçmek zorunda kalıyorlar. Bir de saçlarını kaybediyorlar. Yani dışarı çıkmıyorlar, eve kapanıyorlar. Bu tabii ve burada bir ilacın veremeyeceği motivasyonu aslında saç veriyor. Bir kere kanser tedavisi gören kişiler eve kapanmaktan vazgeçiyor. Sosyal hayatına tamamen devam edebiliyor. Çünkü istediği uzunlukta, istediği gürlükte saçlarını kaybetmemiş oluyor, kullanıyor. Ve kimse bunu fark etmiyor çevresinde. Hiçbir şey değişmemiş gibi. Örneğin geçen bir bayan hastamız, ona medikal saç sistemini uyguladık tedavisinde. Doktora gittiğinde doktor şaşırmış. Aa, saçınız neden dökülmedi diye. Demiş ki döküldü, ben protez saç kullanıyorum, inanamamış doktor. Yani o kadar doğal bir görüntü olmuş. Şimdi bu kişiler eğer ki sosyal hayatlarına devam edebiliyorsa ve hayattan kopmuyorlarsa bunlar onlar için çok büyük bir destek. Bu hastalığı yemelerinde de çok önemli. Çok önemli çünkü bir ilacın veremeyeceği bir destek veriyor bu. Bu bence çok önemli ama ne yazık ki Türkiye'de bu çok dikkate alınmayan bir nokta. Örneğin hastaneler bence bizim gibi yerleri tavsiye etmeleri lazım. Sırf ilaçla bitmiyor çünkü tedavi. Bir yandan morallere biliyoruz ki kanser hastalarında en önemli %60'ı neredeyse moraldir. Bu noktada da yardımcı olduğunuz için, önemsediğiniz için konuyu ekstra teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Beyoğlu'nda yabancı dilde kitap yayıncılığı konusunda öne çıkan EFY Kitap Evi'ne konuk olduk. İzleyelim. Merhaba sevgili izleyiciler, programımız Tüm Hızıyla devam ediyor. Şimdiki durağımız ise Beyoğlu. Beyoğlu'nda yabancı dilde yayının en iyi 10 adresinden birindeyiz. EFY Kitap Evi'ndeyiz. Yanımızda koordinatörümüz Sayın Güzin Bayır ile birlikteyiz. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Şimdi yabancı dilde yayının en iyi 10 adresinden birisi. Bu anlamda çok uzun yıllardır sektördeyiz ve var olmaya da devam edeceğiz inşallah. Ama öncelikle EFY Kitap Evi'ni tanıyarak başlayalım lütfen. EFY Kitap Evi gerçekten çok uzun yıllardır var olan bir firma. En azından 20 yıldır ben tanıyorum. 28-30 yıla yakın bir geçmişi var. Aynı bölgede biz 3 dükkan halinde, 2 şube ve bir merkez halinde çalışıyoruz. Ana işimiz ithalat, ithalatçı firmayız. Fransa'dan kitapları getiriyoruz ve aklınıza gelen bütün okulların işte gramer kitapları, egzersiz kitapları vesaire, okulda okuttukları kitaplar, onun dışında klasik romanlar, onun dışında Türk yazarları, Fransızca çeviriler, işte Yaşar Kemal, Orhan Pamuk, bu gibi yazarlar, bunların kitapları, Fransız klasikleri, aklınıza gelebilecek her kitabı getirebiliyoruz yani Fransa'dan. Bir de özel sipariş bölümümüz var zaten. Onun dışında hani çok az çalışılan yayın evlerine bile ulaşabiliyoruz. Burada insanlar rahatlıkla gelebiliyorlar, kitaplarını okuyabiliyorlar, buradan alıp gidebiliyorlar ve bununla ilgili de tabii ki istedikleri kitabı da dışarıdan getirtebiliyorlar. Tabii, öyle değil mi? Tabii. Yani burada olmayan bir kitap sipariş verip çok az çalışılan bir yayın evi de olsa getirebiliyoruz. Ve yayıncılık sektöründe dediğimiz gibi çok iyi ve her zaman da olmaya devam edebilecek kapasiteye sahip bir firma aslında EFY Kitap Evi. Ya isim olmanın özelliği o olduğunu ben düşünüyorum. Yani isim olabilmek bir takım kriterlerden geçiyor ve onu zaman içinde çok fazla deneyimleyip sağlayıp gösterdi ve kaldı diye düşünüyorum. Çünkü bu piyasanın bir özelliği de yani birileri geliyor gidiyor hızla. Bu gurur verici bir şey yani 30 sene kalmak. Evet, yayıncılık sektöründe var olabilmek ve ayakta kalabilmek çok kolay bir şey değil. Ama sonuçta EFY Kitap Evi bunu başardı. Sizce başarının sırrı nedir? Dediğim gibi bizim aslında yayın evi değil, biz ithalatçı firmayız yani getiren firmayız. Başarının sırrı bir kere ben şey olarak düşünüyorum. Çok eskiden beri iş yerinin sahibi Bayan EFY gerçekten inanılmaz derecede sözüne sadık bir insan. Ve işte her işimizin gününde, saatinde, müşteriye çok uygun teslim vesaire yani
her zaman doğru gitmesinden dolayı olduğunu düşünüyorum. Yani insanların bunu deneyimleyip işlerimiz burada bizim yolunda gidiyor. Onu görmüş olmalarından geliyor diye düşünüyorum. İstanbul Kartal'da fitness konusunda uzman kadrosuyla hizmet veren ilk adım fitness'tayız. İzleyelim. Merhaba sevgili izleyiciler. Programımız tüm hızıyla Kartal Cevizli'de devam ediyor. Şimdiki durağımız ise sağlık sektörüne yönelik hizmet veren ilk adım fitness kulübe konuk oluyoruz. Yanımızda fitness antrenörümüz Sayın Musa Bayar ile birlikteyiz. Merhaba. Merhabalar. Özellikle tabii ki sevgili izleyicilerimizin de çok takdir edeceği bir sosyal sorumluluk projesine başladık. Evet. Bu projenin özelliklerinden biraz bahsedebilir miyiz? Evet. Neler söylemek istersiniz? Benim kardeşim Yasin Bayar 15 Temmuz Demokrasi Gazisi ve yeğenim Aykut Güçlü köprüde 15 Temmuz'da vuruldu ve gazi oldu ikisi. Ve şu anda bizim burada yapmış olduğumuz proje bütün şehit 15 Temmuz Demokrasi şehitlerinin ve yakınlarının sınırsız gazilerin de burada sınırsız spor yapma imkanı sunuyoruz biz burada. Gelirler burada sporlarını yaparlar, eğitimlerini alırlar ve hiçbir ücret talep etmiyoruz onlardan. Benim de böyle bir katkım olsun gazilerimize ve şehit yakınlarımıza. Evet, çok teşekkür ediyoruz onların adına. Ben teşekkür ediyorum şimdiden. Buradaki eğitimler sadece bir tek fitness değil. Bununla ilgili birçok eğitim veriliyor. Bunlar evet. Neler? Evet. Biraz bunlardan bahsedebilir miyiz sevgili izleyicilerimize? Tabii şimdi bizim burada hizmet ettiğimiz dallar zumba, step, aerobik, bodybuilding, fitness, kickbox ve box. Hepsinin de özel hocaları var. Ve bel fıtığı, boyun fıtığı, eklem ağrısı çeken arkadaşlarımızı da buraya davet ediyoruz biz sizin aracılığınızla. Fizyoterapist arkadaşımız ücretsiz, sadece salon ücretini veriyor. Ve bu şekilde tedavi ediyoruz arkadaşlarımızı. Yani fizik tedavide uygulayabiliyoruz değil mi? Tabii. Ama fizyoterapist eşliğinde. Kesinlikle evet, fizyoterapist eşliğinde. Yani diplomalı ve bu işin akademisyeni arkadaşımızla tüm arkadaşlarımıza hizmet ediyoruz biz burada. İstanbul Göktürk'te çok özel bir pastaneye konuk olduk. İzliyoruz. Merhaba sevgili izleyiciler. Programımız tüm hızıyla Göktürk'te devam ediyor. Şimdiki durağımız ise muhteşem pastalarıyla, enfes lezzetleriyle Jean Pierre'e konuk oluyoruz. Yanımızda pasta şefimiz Sayın Veysi Çelik'le birlikteyiz. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tabii burada pastalarımız var ve birçok çeşitimiz var ama evet. Neredeyse birebir özellikle pastanecilerde, pasta sektöründe ilklerden birisiniz. Doğru. Öyle değil mi? Doğru. Peki bunu niye bağlıyoruz? Bu kendimize has bir tarzımız var. Ürünlerde özellikle kendi çalışmalarımız. Yani yıllar geçen bir dönemde işte Ar-Ge çalışmalarımız oldu bunların içinde tabii. Hep araştırma geliştirmeyle ürünleri sürekli yeniledik, sürekli geliştirdik. Bu şekilde de yani piyasada butik pastacılar arasında özellikle ilk 5 firmadan bir tanesiyizdir. Bu şekilde. Evet, çok talep ediliyor ürünlerimiz. Evet. Çünkü hepsi doğal tereyağdan ve çikolatadan yapılıyor. Öyle değil mi? Doğrudur. Bu da lezzete lezzet katıyor sanıyorum. Tabii ki öyle. Ürünlerde kesinlikle margarin kullanmıyoruz. Kurabiyelerimizde, pastalarımızda tereyağı kullanılır. Ham maddelerin %80'ine yakını Belçika'dan geliyor. Oradan ihraç ettiriyoruz. Bu şekilde yani İstanbul'un her yerine sevkiyat yapıyoruz, her yerine sipariş alıyoruz. Yani sosyal medyada çok etkiliyiz. Ondan dolayı da her yere sevkiyatımız var, gönderimiz sağlanıyor. Hani müşteriler bir şekilde iletişime geçiyor bizimle. Instagram'dan bize özellikle çok ulaşıyorlar insanlar. Instagram Jean Pierre İstanbul adresimizden bizi buluyorlar. Orada telefon numaralarımız, iletişim bilgilerimiz hepsi bulunuyor. Orada bütün ürünlerimizi görebiliyorlar, sürekli paylaşım yapıyoruz. Özellikle doğum günleri, tasarım pastalarda, nişan, düğün gibi dönemlerde çok tercih ediliyoruz. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Birçok yerde mutfak şefi olarak bulundum pasta bölümlerinde. Artık ticarete atılmam gerektiğini düşündüm. Yani çünkü birçok güzel reçetem var, birçok güzel işte tarifimiz var. Bunları artık kendimizin bir şeyler yapması, bizim kazanmamız gerektiğini düşündüm. Bu yüzden de Jean Pierre açmaya karar verdik. Yani insanlar soruyor işte niye Jean Pierre, niye Jean Pierre yani Türk ismi değil gibisinden. Bizim ürünlerimiz tamamen Fransız reçeteleriyle hazırlanıyor, Fransız usulü hazırlanıyor. Tamamen en iyi, en kaliteli malzemeler kullanılıyor. Kesinlikle hiçbir şeyden kaçınmıyor. Hani bunu laf olsun diye söylemiyorum tabii ki.
Abartmıyoruz da sevgili izleyiciler. Abartmıyoruz, evet. Zaten tadan insanlar çok iyi yorumlarını yapıyor. Instagram'dan da görebilirler sosyal medyadan. Bu şekilde yani insanlar bize şunu soruyor. Yani butik pastaneler işte açıyor, 3 sene sonra kapatıyor. Ya bunu birçok, zaten genelde butik dediğiniz zaman bayanlar bu işte ağırlıkta olduğu için. Yani bir iki eğitim alıp hani biraz maddi gücüm varsa açarım gibisinden başlanılıyor bu işe. Ama bu iş böyle değil. Ya bunun altyapısını çok iyi bilmeniz gerekiyor. Bir ürünün derecesini, tazeliğini sağlamak, yani müşteriye iyi bir hizmet vermek, devamlılığı olması. Tabii bunlar esas şeyler. Masaj çeşitleri nelerdir? Terapi Spa ve Güzellik Merkezi'ne sorduk. İzleyin. Merhaba sevgili izleyiciler. Programımız tüm hızıyla Göktürk'te devam ediyor. Şimdiki durağımız ise sağlık sektörüne yönelik hizmet veren Terapi Spa ve Güzellik Merkezi. Yanımızda da masaj uzmanımız Kemal Kaya ile birlikteyiz. Merhaba Kemal Bey. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz iyisiniz. Sağ olun, biz de çok iyiyiz. Şimdi burada alternatif tıbbın da desteklediği özellikle masaj ve daha birçok konuya dair bilgileri alacağız. Ama öncelikle masajın tanımını yapabilir miyiz? Masajın tanımı milattan önce dayalı olan bir alternatif tıp olarak gelmiştir günümüze kadar. Onun neticesinde bizler de öğrendiğimiz ve öğreneceğimiz kadar devam ettirmenin peşindeyiz. Hastalara veyahut da strese bağımlı olan kişilere uygulanan bir masajlar, ondan sonracıma yapılması gereken tedavi metotları, hepsi niteliğinde uygulanan bir terapi olaraktan görüyoruz. Bunun neticesinde işte refleksoloji masajı, lenf drenaj masajı, onun neticesinde siyatik dediğimiz, büyüklerimiz daha iyi bilir, o gibi masajlar yapılır. İşte bel fıtığı, boyun fıtığı, işte bunlar cerrahi bir operasyon geçirmediği müddetçe bizim de uygulayacağımız bazı tedavi metotlarıyla geçireceğimiz, inandığımız masaj tekniklerimiz vardır. Birçok alanda hizmet veren özellikle sizin gibi masaj uzmanımız var. Ama sizi onlardan ayıran, farklı kılan unsurlar neler? Onlardan ayrı olmamın sebebi kendim eğitim seviyemi bir numara olarak bitirmek. Bizim zamanımızda ki 2000'li yıllarda tek seferlik bir sınav vardı. Sınavı eğer geçerseniz bu da size artı puan olur. Geçmezseniz tekrardan devam ettirme yolu açılıyordu. Biz de kendimizi eğittik, yaptık, okuduk. Gerekse kadavralarla, gerekse hasta üzerinde uygulamalarla yapılan şeylerle gördük. Sadece bunu pratikte bırakmadık, öyle tabii, değil mi? İcraata da geçtik çünkü uygulamalı olarak öğrendik aslında biz bu çalışmaları, uygulamaları, öyle değil mi? Tabii ki, yani bunu Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Okulu Merkez Komutanlığı'nda genellikle sportif sakatlanmalar, işte dediğimiz gibi tenisçi dirsekleri, golfçi dirsekleri, tabii bunlar biraz da makineye dayalı bazı şeyler olduğundan dolayı biz bunları masajla veyahut da biz bunları nasıl bir şeyle yaparız diye böyle bir geliştirdik kendimizi. Araştırmamızın neticesinde bazı cihazlarımızı aldık. Onlarla devam ettiriyoruz ve iyi neticeler alıyoruz. İnsanların hoşgörüsü çok fazla oluyor. Özellikle masaj veya da refleksoloji masajı, tayı masajı vesaire tüm türler kimlerde uygulanır, kimlerde uygulanmaz? Söylenen terimler, tay masajı, bali masajı, işte şu masajı, bu masajı, bir sürü masaj teknikleri var. Ama benim gözlemlediğim, benim kanaat getirdiğim masaj bir tanedir. Çünkü benim hoşuma gitmeyeceğim bir şeyi bir başkasına yapmak istemem. Yani benim hoşuma mesela atıyorum refleksoloji. Çok hoşuma gider çünkü beni yürüten ayaklarımdır. Ayaklarım iyi olduğu müddetçe de kendimi de çok iyi hissederim. Yani biz bunları bazen şakayla karışık ayak nakli yapıyoruz.
gibi esprilerimiz oluyor. Ki gerçekten de diyor ki ben diyor ayak nakli oldum diyebileceğim bir konuma gelen insanlar var. Neden? Sinir uçları intihaplaşması, işte kemiklerde veyahut da kıkırdaklarda kireçlenme, onların önlenmesi, sinir sıkışması, işte felç gibi hasta insanlarda çok çok rağbet görülen ve yürüme egzersizi olmayan, yani yürümeyen insanlarda biz bunları yapıyoruz. Aslında bir psikolog görevi de yapıyoruz. Çünkü burada hem masaja geliyorlar hem ruhen hem bedenen rahatlamış olarak çıkıyorlar. Öyle değil mi? Yani o şekilde daha iyi oluyor ve insanın özgüveni kendine geliyor ve rahatlamış olaraktan çok güzel, mutlu bir şekilde giriyorlar. Evet, burada da tabii salonumuz burası ve burada da birçok dediğimiz gibi teknik var. Masaj anlamında neler yapıyoruz, biraz da bundan bahsedelim. Salonumuzda kişi özeldir. Onun neticesinde saunamız, hamamımız, işte masaj odalarımız. Güzel bir şekilde masajı olduktan sonra, rahatladıktan sonra bizdeki buradaki müşterilerimize bir kahve ikram edip günün yorgunluğunu atıp yolcu ediyoruz. Çok teşekkürler, tekrar sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla devam ediyor. Bakalım neredeyiz? Buyurun birlikte izleyelim. İstanbul Ataşehir'de çok özel bir çocuk kuaförüne konuk olduk. İzliyoruz. Biz 2010 yılından itibaren 6 yıldır yaklaşık bu işi yapmaktayız. Çocuklara özel bir alan olarak sadece çocuklara hitap etmekteyiz. O şekilde. Evet, kaç yaş grubuna hitap ediyoruz? 40 günlük itibariyle başlıyoruz kesime. 12-13 yaşına kadar alabiliyoruz. Peki ne tür hizmetler veriyoruz? Biraz bahsedebilir miyiz? Neler yapıyoruz burada? Şöyle, saç modelleri. Aileler genellikle internetten vesaire bakıyorlar. O şekilde bir diyorlar, işte bunları biz istiyoruz, bu modeller istiyoruz. Biz de ona göre arkadaşlarımız o şekilde yardımcı olmaya çalışıyor. Peki uygulamalar yapıyoruz ama uygulamalar yapılırken nelere dikkat ediyoruz? Sterilize makinalarımız var. Makaslar için metal temizleyici spreylerimizi kullanıyoruz. Biz çocuklara sadece hitap ettiğimiz için de tabii ki de gerekli temizlik olsun vesaire olsun dikkat etmeye çalışıyoruz. Peki çok teşekkürler, tekrar sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla devam edecek. Bakalım neredeyiz? Bu yılın saç modasında neler trend sizce? İzleyelim. Merhaba sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla Kartal'da devam ediyor. Şimdiki durağımız ise güzellik sektörüne yönelik hizmet veren bir marka ismi. Dursun Beydilli Kuaför Salonu'na konuk oluyoruz. Yanımızda saç tasarımcımız Sayın Dursun Beydilli ile birlikteyiz. Merhaba. Merhaba. Bu yılın saç modasında neler trend, neler moda? Daha çok bu sene renklerde, renklendirmelerde soğuk renkler. Yani küllü kumralların üzerine ombreler, balyajlar. Bu şekilde bu sene böyle bir trend var, böyle bir moda var. Böyle zaten böyle bir şey yapıldığı zaman televizyonlarda, işte medyada göründüğü zaman arkası bu şekilde geliyor. Nihayet bu sene de herkesin tercih ettiği tek renk soğuk kumrallar üzerine, soğuk kahveler üzerine ombreler tercih ediliyor. Burada da saç kesiminden tutun da maniküre, pediküre kadar birçok uygulama var. Zaten manikür, pedikür bölümlerimiz ayrıdır. Saç bölümümüz ayrıdır. Saç, manikür, pedikür, kaş, bıyık, ondan sonra işte aklınıza ne geliyorsa güzelliğe dair. Bir güzellik merkezinden beklentimiz ne olurdu sizce? İzleyelim. Merhaba sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla Bursa'da devam ediyor. Şimdiki durağımız ise güzellik sektörüne yönelik hizmet veren Anka Güzellik Salonu'na konuk oluyoruz. Yanımızda firmamızın işletmecisi Sayın Seda Karasu ile birlikteyiz. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkürler, siz? Sağ olun, biz de çok iyiyiz. Evet, burada birçok hizmetimiz var. Tabii ki birçok farklı hizmet. Bunlar neler? Biraz bunlardan bahsedebilir miyiz? Tabii ki. Biz burada epilasyon, zayıflama, kavitasyon, radyo frekans ve vakumla zayıflama gibi cihazlarla zayıflamayı hedeflemekteyiz. Onun dışında ameliyatsız yüz germe, detaylı cilt bakımı, şu an son kış aylarında revaçta olan kimyasal peeling, dermapen, dermaroller uygulamaları,
gibi uygulamalarla ciltteki lekeleri tedavi ediyoruz. Peki bu uygulamaları yaparken nelere dikkat ediyoruz? Tabii ki öncelikle hijyene dikkat ediyoruz. Onun dışında çok kaliteli ve bitkisel ürünler kullanmaya dikkat ediyoruz. Bunun dışında son teknoloji cihazlar kullanmayı ve estetisyenlerimizde de eğitimli estetisyenleri tercih ediyoruz. Tabii ki çok tecrübeli ve güzel bir ekiple çalışıyoruz. Bu anlamda da tabii ki başarıya sizi götürüyor. Doğal olarak tabii ki hizmet kalitesini ön planda tutarak müşteri memnuniyetini sağlıyoruz. Bu anlamda yolunuz çok uzun ama çok başarılısınız. Sizi tebrik ediyorum ve başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür ediyorum ayrıca bizi ağırladığınız, konuk ettiğiniz için. Son olarak Türkiye'den ve Avrupa'dan bizi izleyen, değerli izleyenlere neler söylemek istersiniz? Herkese çok teşekkür ediyorum. Özellikle TV8 ekibine, bizi Anka'ya tercih ettiği için. Anka Güzellik Salonu olarak bay ve bayanları merkezimize bekliyoruz. Biz de size teşekkür ediyoruz. Tekrar sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla devam edecek. Bakalım neredeyiz? Bursa Mudanya'da öne çıkan çok eğlenceli bir mekana konuk olduk. İzliyoruz. Gerçekten çok güzel, çok kaliteli bir mekan ve çok yeni bir mekan. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Burayı 21 Ekim'de açtık, daha yeni bir mekan. Ama ön planda lezzetimiz olarak mezeler ara sıcak ve ana yemek olarak çıkıyor. Haftanın 3 gününde müzik var burada. Çarşamba, cuma, cumartesi günü herkese hitap ediyor ve ailesiyle gelebilecek en güzel yeri açtık biz. En güzel derken şöyle demek istiyorum. Herkese hitap ediyoruz ama eğlenmek, servis, lezzeti yakalamak istiyorsanız biz buradayız. Türkiye'den ve Avrupa'dan izleyen sevgili izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Biz bir aileyiz. Ekip olarak da aile olduğumuzu düşünüyorum zaten. Düşünmesem bu ekibin içinde olmam. Herkesi bekliyoruz biz buraya. Herkes de gelebilir gönül rahatlığıyla. Sağlıklı bir yaşam için neler yapmamız gerekir sizce? Spor Akademi Fitness'tayız. İzleyelim. Merhaba sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla Kartal'da devam ediyor. Şimdiki durağımız ise sağlık sektörüne yönelik hizmet veren Sport Akademi'ye konuk oluyoruz. Yanımızda firmamızın genel müdürü Sonnur Bayrak ve fitness eğitmenimiz Mesut Bilgin ile birlikteyiz. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba Sonnur Hanım. Merhaba, hoş geldiniz aramıza. Hoş bulduk. Şimdi tabii ki firmamızla ilgili bilgileri alacağız ama öncelikle sağlıklı yaşama dair neler yapmak gerekiyor hocamızdan almak istiyorum. Hocam şimdi sağlıklı yaşamak illa zayıf olmak gerekmiyor bunun için. Ama tabii ki bir şeyler yapmak gerekiyor. Ne yapmak gerekiyor? En başta tabii ki sağlıklı yaşamak deyince benim aklıma hani spordan başka bir şey gelmiyor. Spor ve sağlıklı beslenme, düzgün beslenme geliyor aklıma. Yani insanın kaliteli yaşam için hani sporunu hayatında bir kere vazgeçilmez olması gerekiyor. Ve hani düzenli bir spor hayatı olması gerekiyor. Sevgili üyelerimiz buraya geliyorlar ve sizin gibi profesyoneller eşliğinde eğitimler alıyorlar, öyle değil mi? Biz burada hani ekibimizde zaten herkes kendi alanında profesyonel olarak hizmet vermekteyiz. Burada hep başarılı sporcular, şampiyonlarla birlikte, kickboks olsun, vücut geliştirme olsun, hep alanında başarılı sporcularla birlikte eğitim vermekteyiz. Üyemiz burada içeri girdikten sonra biz yağ ölçümümüzü, vücut ölçülerini ve onun hedefine yönelik gereken bütün programını yazıp, beslenme programını da yazıp, antrenmanını birlikte burada her konuda yardımcı oluyoruz. Birebir eğitim veriyoruz. Bu anlamda tabii ki sevgili üyeler burayı tercih ediyorlar ama niye? Neden? Öncelikle şunu söylemek isterim ki Türkiye'de ilk 5'te bir ekiple çalışıyoruz. Tamamen profesyonel bir ekibimiz var. Biz haftanın 7 günü hizmet veriyoruz. Hafta içi saat 8, gece 11. Hafta sonu 9-9 çalışıyoruz. Üyelerimiz herhangi bir gün saat sınırlaması olmadan tesisimizi istedikleri zaman kullanabiliyorlar. Biz ilk gelen üyemizden şunu rica ediyoruz kayıttan sonra. 2 saat yemiş içmiş olmuyorlar. Biz bir vücut kitle endeksini ölçüyoruz. Yağ oranı, kas oranı, vücut metabolizma yaşı vesaire ölçümleri yapılıyor. Çıkan raporla birlikte biz onları hocalarımıza emanet ediyoruz. Hocalarım bu noktada onlara sonuna kadar yardımcı oluyorlar. Raporu yorumluyorlar ve takipleri başlıyor bu yönde.
Bunun dışında geldikleri zaman hemen takipleri yapılıyor. Onlara bir program yazılıyor. Akabinde bizim ücretsiz hizmetlerimiz var. Haftada iki gün dünya şampiyonu Cihat Kepenek'le kickbox yapıyorlar. Haftada bir gün Türkiye şampiyonu, milli sporcu hocam Mesut Bilgin hocamla birlikte bel ve karın yağlarından kurtulmaya yönelik ortak kasların kuvvetine dayalı ABS Power dersimiz var. Haftada 4 gün zumba yapabiliyorlar. Biliyorsunuz zumba stresten kurtaran Latin kökenli bir dans ve dans fitness. Bu noktada bayağı ilgi görüyor şu anda. Özellikle hanımlar ilgi gösteriyorlar değil mi? Kesinlikle. Haftada 2 gün pilates yapıyorlar. Bir gün body workout yapıyorlar, bir gün spinning yapıyorlar. Bu noktada bunların hepsini ücretsiz bir şekilde faydalanabiliyorlar hepsinden. Sauna ve buhar odalarımız var. Gene istedikleri zaman kullanabiliyorlar. Çok güzel. Aslında bir bütün burası bir tesis. Burası bir spor tesis aslında değil mi? Ben söylüyorum. Burası bir yaşam alanı. Sadece spor, body salonu gibi düşünmesinler. Burası bir yaşam alanı. Bizim sadece tesisimizin içindeki özelliklerimiz dışında kapımızın önünde eczanesi, marketi, insanlar burada spor yapıyorlar, çıkıyorlar, alışverişlerini yapıyorlar ve park alanı sorunu da yaşamıyorlar. Arabalarına binip evlerine gidiyorlar. Burası gerçekten bir yaşam alanı bu noktada da. Bizim uzman diyetisyenimiz de var. Hocamla birlikte randevu sistemiyle bizimle birlikte çalışıyor. Randevu üzerine buraya geliyor, bizimle birlikte oluyor. Üyelerimizin önceden yaptırdıkları tahlillerle birlikte onları 45 dakika süren bir muayeneye alıyor. Akabinde tamamen onların yaşına, cinsiyetine, kimliğine özel, tamamen onlara özel bir program yazıyor. Aslında kişiye özel, değil mi? Tamamen, butik hizmet veriyoruz. Kesinlikle. Tamamen kişiye özel, o kişiye özel bir program hazırlıyoruz. 15 gün boyunca o programı uyguluyor üyelerimiz. 15 gün sonunda hocamız onu tekrar kontrole çağırıyor ve akabinde o kontrolde İşte bu 15 günü sporla birlikte yaptığı beslenmede nasıl değerlendirdi, nasıl geçti, nasıl bir sonuç aldı? Bunları hep istişarede bulunuyorlar, konuşuyorlar ve akabinde tekrar bir programda düzenleme yapılıp tekrar bir hayatın içine alabileceği bir programla sağlıklı, emin adımlarla başlamış oluyorlar spora. Evet. Bursa İnegöl'de mobilya imalatı ve satışı konusunda hizmet veren çok özel bir firmadayız. İzliyoruz. Merhaba İlyas Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkürler, sizi sormalı. Sağ olun, biz de çok iyiyiz. Şimdi birçok ürün çeşidimiz var ve butik hizmet veriyoruz. Evet. Ama aynı zamanda da imalatçı bir firmayız. Evet. Peki firmamız nasıl oluştu, nasıl gelişti? 2011 yılında kuruldu firmamız. Firmamızın ilk hedefi kaliteli hizmet vermek. SSH sağlamamak, yani satış sonrası hizmet tabii ki yapıyoruz. Onlara da önem veriyoruz tabii. Ayrıca iskelethanemiz, döşemhanemiz hepimizi bize ait yani. Hı hı. Öncelikle bizim oluşumumuz avantgard koltukla başladı. Şimdi modern koltukta yapıyoruz. Onun haricinde kafe koltukları yapıyoruz. Ayrıca bir satış sistemimiz oluştu. www.mobilyavip.com adı altında. Hı hı. Oradan da ürünlere ulaşılabilir. Binlerce ürün var. Ürün çeşitlerini orada da görebilirler birebir. Sosyal medyada da aktifiz aynı zamanda. Sosyal medyadan da takip edebilirler bizi. Bursa Nilüfer'de bir başka butikteyiz şimdi. İzleyelim. Merhaba sevgili izleyiciler. Programımız tüm hızıyla Bursa Nilüfer'de devam ediyor. Şimdiki durağımız ise hazır giyim sektörüne yönelik hizmet veren bir marka ismi. Bir başka butiğe konuk oluyoruz yanımızda. Firmamızın kurucularından Sayın Eda Küçük ile birlikteyiz. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? İyiyiz, çok şükür. Siz nasılsınız? Sağ olun, biz de çok iyiyiz. Özellikle bir bayan olarak buraya gelince gerçekten çok mutlu oldum. Çünkü çok çok farklı ürünler, bir başka ürünler var. Bu anlamda ürünlerimizle ilgili, ürün yelpazemizle ilgili, ürün gamımızla ilgili birçok bilgiyi sizden alacağız ama. Öncelikle firmamız ne zaman kuruldu, nasıl oluştu, oradan başlayalım. Tabii. Biz yaklaşık 3 senelik bir firmayız. Bunun 1 sene öncesinde de biz internet satışıyla başladık bu işe. O mağazacılık işine tam 3 sene oldu. Yani bu işe başlamak kolay olmadı. Evet. Öncesinde işte evde bazı tasarımlar yaparak başladık. Bunu internet üzerinden satışlarına başladık. Takipçi sayımız yükseldikçe de biz bunu bir işe dönüştürmeye karar verdik. Hı hı. İşimle birlikte dedik bu işte biz bir yol alabiliriz. Bir başlangıç olarak merkezde bir yerimizi açtık. Burası ikinci şubemiz. Üçüncü senemiz olmasına yakında bu şubemizi açmış olduk.
Ve iyi gidiyor çok şükür. Müşterilerimiz memnun, biz memnunuz. Ürünlerimiz beğeniliyor, seçtiğimiz gruplar beğeniliyor. Bu bizi mutlu ediyor açıkçası. Tabii burada birçok ürünümüz var. Dediğim gibi işte aksesuarından tutun çantasına kadar, takısına kadar neler var neler yok, biraz onlardan bahsedelim. Tabii. Bizim müşterimiz şu anda girdiği andan itibaren bütün kombini yapıp çıkabiliyor, ayakkabısı hariç. Biz de bu konuda onlara yönlendirebiliyoruz yine. Hani önerilerde bulunabiliyoruz. Ama onun haricinde bizim internet satışlarımızdaki olan kombinlerden esinlenerek buraya geliyorlar ve çok daha rahat bir alışveriş yapabiliyorlar. Bir ürünü tek parça gördüğünüz zaman onun üzerine neler kombinlenebileceğini hayal edemeyebilirler. Biz bu konuda onlara yardımcı oluyoruz açıkçası. Hani pantolonun üzerine tuni, üzerine bir kap ve örtüsünün kolyesini, çantasını, her türlü kombinini yapabiliyoruz. Bu konuda da müşterimiz çok memnun. Çünkü onlar girdiği andan itibaren neler giymesi gerektiğini bizden yardım alarak alışverişini tamamlıyorlar. Ve bu da sizi sektörde lider kılıyor. Kesinlikle değil mi? Kesinlikle öyle. Yani bizim farklı olmamızın sebebi bu aslında. Hani, çünkü her ihtiyaca cevap verebilecek bir konumda. Öyle. Evet. Örtüsü, kolyesi, tuniği, her şeyi bizde dahil var. Hani bu o yüzden müşterilerin hoşuna gidiyor açıkçası. Evet, az önce sosyal ağ dedik ama bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Biz ilk etapta Facebook üzerinden başladık satışlarımıza. Daha sonra Instagram. Ayrıca birbaşka.com.tr'den tüm ürünlerimize ister kapıda ödemeli, isterse kredi kartına 6 ay taksitle, tüm kredi kartlarına taksitle ulaşabilirler, alışverişlerini tamamlayabilirler. 2 ile 6 yaş arasındaki çocuklarda eğitimin önemi nedir? Sorduk, izliyoruz. Evet, burada birçok eğitim veriliyor ve 2-6 yaş özellikle eğitim portföyümüzde. Bu anlamda birçok farklı eğitimler var ve sosyal faaliyetler var. Evet. Onlarla ilgili bilgiler alacağız ama öncelikle firmamızı biraz tanıyalım. Ne zaman kuruldu, nasıl oluştu? 2014 yılında okulumuz açıldı. Ana fikir çocukları daha özgür, daha bireysel özelliklerini bozmadan eğitim yaşamına severek başlamalarını sağlamaktı. Ve en özel dönemleri olan 2-7 yaş döneminde, okul öncesi döneminde çocuklarımıza destek vermekti. Bu bağlamda 3 yıldır çok güzel bir yol aldığımıza inanıyorum ben. Hızla artan öğrenci sayımız ve ismimizi özellikle duyurmamız bizi gururlandırıyor. Kaşif Önder Anaokulu Doktor Kaşif Önder adıyla açıldı. Bunu halkımızın bilmesini istiyoruz. Bir başka Kaşif Önder olmadığı için de biz tek izliyoruz. Biraz özelliklerinden bahsedebilir miyiz? Şimdi 2-7 yaş çocuklarımızın hızla büyüdüğü bir yaş dönemi, kimlik gelişimlerinin oluştuğu bir yaş dönemi. Kimliklerini zedelemeden eğitim vermek gerekiyor. Özellikle ona dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü biz nasıl birbirimizden farklıysak, bütün çocuklar birbirinden farklı. Onları birer birey olarak gören eğitim yuvalarına ihtiyaçları var. Onları kabullenen eğitim yuvalarına ihtiyaçları var. Biz bu bağlamda öğretmenlerimize yaş grubuyla ilgili bilgiler sunuyoruz. Öncelikle öğretmenlerimize eğitiyoruz. Çünkü çocuk her yaş grubunda farklılıklar gösteriyor. O yaş grubunun özelliklerini gösterirken de engellenmek istemiyor. Öğretmenimiz, eğiticimiz bu konuyu iyi bilirse öğrencimiz de hiçbir şekilde huzursuz olmadan dimdik yoluna devam ediyor ve severek devam ediyor. Çünkü ben görüyorum, benim de ortaokulda bir öğrencim var, oğlum var. Çocuklar okula severek gitmiyorlar maalesef. Biz bunu kırmak için burayı açtık. Evet, tabii ki eğitim de çok önemli diyerek evet, size dönmek istiyorum. Evet. Eğitimin öneminden biraz bahsedelim. Özellikle 2-6 yaş arasında. Çok özel bir dönem esasında. Yani okul öncesi olgunluğa geçiş süreçlerinde çocukların anaokulunda anne ve babalarından sonra ilk eğitim gördükleri kurum adına onlara kucak açan yer. Bir nevi artık onların ikinci evi. Biz ekip olarak da, okulumuz olarak da yeni dönemi bundan önceki yıllarda da yaptığımız gibi eğitimimizde farklılıklar yaratmaya devam ediyoruz. Bizi destekleyen, bizi tanıyan ve bizimle birlikte olan bütün velilerimize teşekkür ediyoruz. Size de ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Siz tanıdığınız için çok memnun olduk. Sağ olun. Aynı hislerle ben de size çok teşekkür ediyorum. Bilmukabil diyerek programımızı kapatalım. Evet sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla devam edecek. Bakalım neredeyiz? Bursa Osman Gazi'de pizzalarıyla öne çıkan çok popüler bir pizzacıdayız. Mirano'nun kuruluşu çok uzun yıllara dayanıyor. Almanya'da, Dubai'de, İstanbul'da ve Bursa'da olmak üzere
4 tane böyle şubesi var. Tabii Milano'nun en büyük özelliklerinden bir tanesi makarnanın günlük yapılıyor olması. Aynı zamanda pizzanın hamurunun da aynı şekilde. Milano'nun makarnasının ünlü olduğunu bildiğimiz için Bursa'ya getirmek istedik. Aslında bizim damak tadımıza da çok uygun değil evet, mi? Evet, çok uygun. Türk halkının daha çok makarnaya düşkün olduğunu, pizzaya düşkün olduğunu bildiğimiz için Bursa'da bu şekilde bir restoran, kafe, bar tarzında bir şey kurmak istedik. İtalyan restoranlarının zaten önemli olan kısmı bir makarnası, ikincisi de pizzası. Biz bunun yanına bir de etimizi ekledik. Değil mi? Ve biz inanıyoruz ki pizza ve makarnadan sonra etimiz de ön plana çıkmaya başladı. Evet, özellikle köftemiz de çok meşhur burada. Köftemiz de çok meşhur. Zaten Bursa'da almış başını gitmiş şekilde köfte. Umarım bundan sonraki dönemlerde daha iyi şeylerle sayın müşterilerimizi ağırlamaya devam ederiz. Meslek edindiniz, mesleki yeterlilik belgesine ihtiyacınız olacak. Peki neden? Sorduk. Merhaba sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla Yeşil'le Mavi'nin buluştuğu Bursa'da devam ediyor. Şimdiki durağımız ise bir merkeze. Mesyeb'e konuk oluyoruz. Yanımızda makine yüksek mühendisimiz ve genel müdürümüz Ramazan Karakök ile birlikteyiz. Merhaba. Merhaba efendim. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Önce hoş geldiniz bize. Bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum ben de size. Biz çok teşekkür ediyoruz bizi ağırladığınız, bizi konuk ettiğiniz için. Şimdi tabii ki mezhebin farklılıklarından bahsedeceğiz. Özelliklerinden bahsedeceğiz ama öncelikle mezhep nedir? Onun tanımını yapalım sizinle birlikte. Evet, teşekkür ederim. MESYEP, Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi'nin bir kısaltılmış halidir. Buradaki amaç şudur aslında. Mesleklerin, yeterliliklerin ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla yapılan, sonunda da belgelendirmeyle tamamlanan bir süreçtir bu. Bu ülkemizde son 6 senelik bir süreç içerisinde başlayan bir yapılanmadır. Çalışma Sağlık Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından koordine edilen bir yapıdır bu ve bir yasayla yola çıkan bir planmadır. Mesleki Yeterlilik Kurumu kurulmuştur yasayla. Bu kurum bunu ülkemizde bunu yönetmektedir. Türkiye'deki özellikle öncelikle tehlikeli çok tehlikeli mesleklerde olmak üzere bütün mesleklerde yeterliliklerin ölçülmesi ve geliştirilmesi hedeflenmiştir burada aslında. Ve sonunda belgelendirmesi hedeflenmiştir. Yani yeterliliği, yeterli uygun seviyede olan meslekler sahiplerine bir belgeli verilir, bir kanıtlanır. Yani siz bu meslekte yeterlisiniz diye yola çıkılır. Bunun tabii çıkış noktası bir, iş sağlığı, iş güvenliği konusunda bilinç artırmanın, ölçülerek geliştirilmenin, bilinç artırmanın yapıldığı bir çalışma artı bir de mesleklerdeki sunulan hizmetlerin kalite ve niteliklerin artırılmasını amaçlanmıştır aslında. Sonuç itibariyle de her sektörde veya ülkemizde de olduğu gibi uluslararası rekabeti güçlendirmek amacıyla en büyük destek olabileceğine inandığımız bir yapılanmadır bu. Yani bu rekabet gücünün geliştirilmesinde en büyük etici güç olarak onu tanımlayabilir diye düşünmekteyiz. Mesleki yeterlilikler iki türlü sınavla ölçülmektedir. Bir teorik sınavlarımız vardır, bir de teorik sınavları başaranlar uygulama sınavlarına girerler. Yani fiilen kendi çalıştığı iş yerindeki yaptığı şeyin, işin burada uygulaması yapılır veya kendi alanlarında yapılır. Yani kurumlarda da biz bu işi yapabiliyoruz. Bizim de kendi sınav merkez alanlarımız var. Burada da yapılabilmektedir. Yani iş güvenliği, iş sağlığının sağlanması ve meslek sahiplerinin kendi uluslararası standartlara göre mesleğini icra edip etmediğinin ölçülmesidir kısacası. Bu anlamda Türkiye'de örneklerinden ama iyi örneklerinden bir tanesi de şu anda burası değil mi? Burası. Şimdi bu gizli şirketler gibi yeterlilik şirketlerinin kuruluşu biraz zor bir süreç. Bunun temelinde TÜRKAK akreditasyonu vardı. TÜRKAK uluslararası sisteme akredite eder burayı. Arkasında Meslek Yeterlilik Kurumu da sizi yetkilendirir. Yani uzun bir denetim süreçlerinden sonra bu şeyi alıyorsunuz siz. Yetki almaktasınız. Ondan sonra yetki aldıktan sonra da siz yetkili olduğunuz mesleklerde sınavları yapabilirsiniz ve belgelendirebilirsiniz. Arkasından da gerekli ise yani eğitimlere yönlendirme şansınız olabiliyor. Yani bizim
kendimiz yapmamakla beraber, yani eğitim ihtiyaçlarını da belirlemede bir faktör olarak biz burada hizmet görmekteyiz. Yani A kurumunun hangi alanlarda eksiği var, o alanlarda da eğitim yapabileceklerini kendilerine beyan ediyoruz, bildiriyoruz. Evet. Burası da aynı zamanda Bursa Ticaret Odası'nın katkılarıyla ve aynı zamanda çatısı altında olan bir merkez, değil mi? Evet efendim. Bursa Ticaret Sanayi Odası'nın özellikle son yıllardaki vizyoner çalışmalarının bir eseridir burası. Yani Bursa Ticaret Sanayi Odası, dediğim gibi biraz önce, rekabet gücünü artırmak için uluslararası alanda güçlü kurumları meydana getirmek için zaten eğitim süreçlerini başlatmaktadır. BTSU Akademi diye akademileri var, götürüyor. Ama burası da mesleki eğitimlerin değerlendirildiği alan olarak kendini göstermek. Yani bir işletmede bütün çalışanların eğitim fırsatlarının oluşturulduğu bir alan olarak bu görülmektedir. BTSU'nun içindeki süreç böyledir. Yani A kuruluşunda eğitim almayan, kendisini geliştirmeyen hiç kimse kalmamaktadır. Mesleği icra edenler, şirket yöneten yöneticiler, memurlar olmak üzere hepsine yönelik bir eğitim ve ölçme sistemini burada görebilmekteyiz. Bursa Mudanya'da hizmet kalitesiyle öne çıkan popüler bir kafedeyiz. Merhaba sevgili izleyiciler, programımız Çam Hızı'yla Mudanya'da devam ediyor. Şimdiki durağımız ise kafe sektörüne yönelik hizmet veren Peruş Kafe'ye konuk oluruz. Yanımızda mekanımızın işletmecisi Sayın Selma Keskin'le birlikteyiz. Merhaba. Merhabalar efendim, hoş geldiniz mekanımıza. Hoş bulduk. Mekanımızla ilgili biraz bilgi alarak başlayalım, buyurun. Biz zaten 6 ay önce açtık. Sıcak bir ortam yaratmaya çalıştık. Her şeyimiz günlük, doğal, el yapımı, hazır bir şey kullanmıyoruz. Yani bütün hizmetimizle devam etmeye çalışıyoruz. Müşteri memnuniyeti bizim için çok önemli. İnşallah da başarılı olacağımıza inanıyorum. Ne tür lezzetlerimiz var? Biraz bahsedebilir miyiz? Tabii gözlememiz, çiğ böreğimiz, içli köftemiz, döner ve tantuni çeşitlerimiz, sulu yemeklerimiz, yani müşterinin talebine göre artırmaya çalışıyoruz. Ama en çok gözleme ve çiğ börek ve tantuni de iyi olduğumuzu düşünüyorum. İyi bir köfte nasıl yapılır sizce? Köftenin uzmanlarına sorduk. İzleyelim. Merhaba sevgili izleyiciler, programımız Çam Hızı'yla İnegöl'de devam ediyor. Şimdiki lezzet durağı köşemizde ise bir marka ismi Zeynel İnegöl Köftecisi'ne konuk oluyoruz. Yanımızda işletmemizin, mekanımızın işletmecisi Sayın Abdullah Uz ile birlikteyiz. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkürler, sizler nasılsınız? Sağ olun, biz de iyiyiz. Şimdi tabii ki lezzetimizi anlatacağız. Çok farklı lezzetler, çok özel lezzetler ama öncelikle ben şunu öğrenmek istiyorum. İyi bir köfte nasıl yapılır ve etin neresinden olur? İyi köfte iyi etten yapılır. %80 dana, %20 kuzu ve etin sırt bölümü, hayvanın sırt bölümünden yapılır. İşte dediğim gibi dana, kuzu karışık o şekilde ve bu yörenin hayvanından. Özellikle Zeynel İnegöl Köftecisi'nin bir de tabii ki sırrı var ama o sırrı açıklamıyoruz sevgili izleyiciler. Bu güzel lezzeti tadabilmek için sevgili izleyicilerimizin ne yapmaları gerekiyor? Tabii ki İnegöl'e geldiklerinde buraya gelmeleri gerekiyor. Bu güzel lezzetin tadına bakabilmek adına. Şimdi köfte deyip geçmeyin. Gerçekten de çok farklı ve çok özel bir lezzet. Ve tabii ki birçok farklı karışımlardan oluşan bir lezzet. Neler var içinde? İçinde baharat yok, ekmek yok. Tamamen doğal et. Ve dediğim gibi bizim yörenin bu yörenin hayvanından yapılıyor. İşte içindeki tuz oranı çok az. Tamamen doğal. Tabii doğal, organik olduğu için de çok fazla talep ediliyor. Ama sadece etimiz özel bir et değil. Bununla birlikte buradaki tüm yapılan malzemeler de, lezzetlerimiz de tamamen doğal ve organik. Öyle değil mi? Kesinlikle yani. Şimdi piyazımız var, köftenin yanında sunduğumuz. Erzincan'dan getirdiğimiz fasulye. Zeytinyağını Ayvalık'tan getirtiyoruz. Tamamen organik. Acı ezmemiz var. Bizim bu yöreye ait bir ürün. O da tamamen organiktir.
Bir de bizim kendi yaptığımız şıra. Bu şıra bizim kendi yaptığımız şıra. Denizli'den üzümünü getirtiyoruz, kara üzümü. Onu şırayı biz kendimiz yapıyoruz ve bu şekilde müşterilerimize servis ediyoruz. Evet ve çok talep ediliyor gerçekten de. Şu anda özellikle İnegöl köftecisi olarak bir marka haline geldik. Peki bunu nasıl oluşturduk? Şimdi biz 1961'den beri varız burada. Uzun zamandan beri buradayız. İlk köftecileriz. Köftenin marka olmasına, yöresel bir tat olmasına biz sebep olduk. Bununla birlikte İstanbul'da, Ankara'da şubelerimiz oluştu. Çok franchise isteyen yerler var. Biz de bununla ilgili daha profesyonel, daha kurumsal şekilde, hızlı bir şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Bununla ilgili altyapı çalışmaları oluşturuluyor zannediyorum, değil mi? Tabii, kesinlikle altyapı çalıştırmaları yapıyoruz. Bu tadı sadece İnegöl'de değil, İstanbul'da, Ankara'da ve Türkiye'nin büyük şehirlerinde franchise vererek ulaştırmaya çalışıyoruz. Peki, çok teşekkür ediyoruz bizi ağırladığınız, konuk ettiğiniz için. Son olarak Türkiye'den ve Avrupa'dan bizi izleyen değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Bu tadı yerinde tadıp sonra da eğer franchise almak isteyenler varsa bekliyoruz. Peki size nasıl ulaşabilirler? İnternet adresimden ulaşabilirler, telefonla ulaşabilirler. Biz buradayız. Peki, çok teşekkür ediyoruz tekrar, sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla devam edecek. Bakalım neredeyiz? Sevgili izleyenler, bir Altın Rehber programının sonuna daha geldik. Sektörlerin nabzını tutmaya çalıştık ve size rehber olmaya çalıştık. Ben Ata Çağlayan, haftaya iş dünyasının rehberi, Altın Rehber programında tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.